Bugün sizlere böyle vlogumsu, alışveriş içerikli, birkaç fikir önerili, motivasyonlu bir vlog çekmek istedim. Çok uzun zamandır sadece alışveriş videosu paylaşıyordum ve genellikle kitap alışverişi oluyordu. Ki fark ettim ki aslında onlar da çok seviliyor. Ama bu ara çok fazla okuyamadığım için yeni bir kitap alışverişi hem yapmadım hem de sadece kitap alışverişi içeriğine dönüşsün istemiyorum. Bu nedenle de böyle videonun içinde hem alışverişlerimi göstereyim hem de farklı bir şeyler yapmaya çalışacağım, onları göstereyim istedim. Umarım beğenirsiniz. Gün bayağı erken kalktım. Normalde bir de çok geç kalkıp güne böyle 4'te 5'te başladığım için çok fazla çekesim gelmiyordu. Çünkü yoruluyordum, böyle ışık gidiyordu, bir şeyler oluyordu falan. Bugün erken kalktım, kargoya gitmem gerekiyordu. O işlerimi falan hallettim, geldim, kahvaltımı yaptım, dinlendim. Şu an çok mutluyum ve günümü birazcık kitaba ve ajandalarıma ayıracağım ve film izlemeyi düşünüyorum. Sizlere de bunlarla ilgili böyle bir içerik çekmiş olayım istedim. Aslında normalde gezebilsem vlogları biraz daha gezi amaçlı da yapmayı istiyorum. Ama hala dışarı çıkamadığım için maalesef ki bu çok mümkün olmuyor. Size şimdi bir iki kitaptan bahsedeceğim. Hem de aldığım ve bana gelen birkaç tane kitap var. Onları göstermek istiyorum. Ondan sonra da günün devam ederiz sizinle birlikte. Ve şunu fark ettim ki vlog çekerken tek ışık alan ya bu tarafı olduğu için genellikle burada çekesim geliyor. Güzel bir şey ama şeyim böyle bir. Farklı açı ayarlayamadığım için bir hafiften üzgünüm. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Çok kısa bir kitap önerisi yapmak istiyorum. Şu anda okuduğum bir kitaptan. Azra Cohen'in Gör Beni kitabı. Ben bu kitabı gerçekten çok bayılarak okudum ve baya böyle işaretleyerek falan okudum. Bir 150-200 sayfa kadar bir sayfam kaldı. Bugün muhtemelen bitireceğim. Yani bitirmeye çalışacağım. Çünkü artık gerçekten çok merak ediyorum ve bitsin istiyorum. 4-5 gündür falan okuyorum. Çok fazla okuyamadım çünkü. Azra Cohen'in Aiden'ı almıştım ben. Daha önceki alışveriş videolarımda da görmüşsünüzdür. Hatta bir önceki videomda bunu da göstermiştim. O aynı ay içerisinde aldığım için ikisini beraber göstermiştim. Bunu okumaya başlamamıştım henüz. Başladım ve çok güzel. Ya gerçekten çok güzel. Bunun Aiden gibi, Aiden'ın devamı gibi olacağını düşünmüştüm ben ilk başta. Konusuna falan bakmadan aldım Aiden'dan sonra. Şöyle bir şey var ki tamamen aslında tarih içerikli ve tarihin romanlaştırılmış hali gibi olan bir kitap. Ve bu nedenle de gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel içerisinde bilgiler oluyor. Sümerlerden, destanlardan, saatten, tarihten, Cumhuriyet döneminden ve bu arada Cumhuriyet'in ilk kurulduğu zamanların birkaç sene sonrasını falan anlatıyor böyle. O yüzden çok hoşuma gitti. Yani gerçekten böyle savaş sonrası insanların halini falan da anlatan ve o bilgileri de veren güzel bir kitap. Bu nedenle hoşuma gitti. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben de çok beğendim. Bir de size ufak bir alışverişimi göstermek istiyorum. Aslında bunları daha sonra videoda da gösterecektim ama çok bekletmek istemedim. Çünkü yeni alışverişimi yapmama biraz daha zaman var. Ya gerçekten bu sokaktan bu kadar sessiz bir şekilde motor nasıl geçebiliyor anlam veremiyorum. Yokuş da direkt. Neyse. İlk olarak hepsi buradan bir alışveriş yapıyordum ve kargonun tamamlanmasına böyle 5 lira gibi bir şey vardı. O yüzden bir kitap alayım dedim. Ve Jules Verne'in Doktor Ox'un Deneyi kitabını aldım. Bunu aslında duymamıştım daha önce. Ama yorumlarına falan baktığımda çok çok güzel olduğunu gördüm ve herkesin çok beğendiğini gördüm. Bu nedenle aldım. Muhtemelen Gör Beni'yi falan bitirdikten sonra okurum. Aslında Shakespeare'in Otello'sunu okumayı düşünüyorum. Ondan sonra olmadı buna geçerim. Merak ettiğim bir kitap. Jules Verne'i de zaten çocukluğumdan beri severim. O yüzden bunu okuyacağım mutlaka. Bir de normalde bir kutu kitabın içeriklerini videolarımda gösteriyordum ayrı bir video olarak ama bu sefer bu videonun içerisinde yer vermek istedim. Bir kutu kitabın Haziran ayı elime ulaştı ve kitapları gerçekten çok sevdim. Diğer kitap alışverişlerimde beklersem çok uzun olacaktı. O yüzden de hemen göstermek istedim sizlere. Sanırım birazcık sarstım şu anda. İlk olarak
tuhaf şeylere dair hikayeler var. Bu gerçekten merak ettirdi beni. Ben hikaye okumayı seviyorum ve genellikle de bir kutu kitaptan gelen hikayeler çok kaliteli ve güzel oluyor. O yüzden bunu da gerçekten okumak istiyorum. Japon edebiyatından bu da yine. Ben bu şekilde farklı dünyaların edebiyatlarını okumayı seviyorum. Farklı ülkelerin dünya demek yanlış oldu. Seviyorum, bu nedenle de bunu merak ettim. Zaten çok kısa bir kitap. Yazı boyutu falan puntoları da bir tık daha büyük. 128 sayfaymış. Yani bir günü anca alır. Hatta bunun üstüne bir kitap daha okunabilecek bir şekilde bir kitap. Aynı şekilde yine Walter Benjamin'in Masalcı adlı bir öykü kitabı geliyor. Bu da yine çok güzel bir öykü kitabı ve içeriği de hoşuma gitti. Bunun içinde diğerinden farklı olarak bu şekilde illüstrasyonlar da var. Bu nedenle bunu da merak ettim. Dediğim gibi öykü kitaplarını seviyorum. Arada böyle çok fazla roman ya da çok fazla klasik okuduğumda kafamı dağıtıp biraz daha yeni kitaplara hazırlık yapabilmek için güzel oluyor. Ama böyle alelade bir şey okumayı da sevmiyorum. Bunlar mesela kaliteli öykü kitapları. Yorumlarına da baktığım için, içeriklerini de incelediğim için bu şekilde söyleyebiliyorum. Okuduktan sonra da zaten mutlaka ki yorumlarına yer veririm videolarımda. Bir de benim çok çok merak ettiğim bir kitap geldi bu ay. Ve başlamak için böyle sabırsızlıkla beklediğim bir kitap, Kaygısız Beyin. Ben kişisel gelişim kitaplarını gerçekten çok sevmeye başladım ve Kaygısız Beyin'i de zaten gördüğüm bir kitaptı. O nedenle de çok merak ediyorum. Geldiği için gerçekten çok mutlu oldum. Ve bu kitapta beni mutlu eden en büyük şeylerden bir tanesi içerisinde beyinle alakalı bilimsel şeylere de yer veriyor olması. İnceledim biraz kitabı geldiği günden beri, bayağı bir bakıyorum. O yüzden de çok merak ediyorum. Kaygının nerede olduğunu, nasıl kontrol edebileceğini, beynini nasıl düzeltebileceğini aslında anlatıyor kaygı konusunda. Bu nedenle de gerçekten çok merak ettim. Sizlere de tavsiye ederim. Benim sadece bu kitapla ilgili şöyle bir tereddütüm var. Oturup böyle uzun bir süre verip sadece bunu mu okuyayım? Yoksa ara ara buna da bakarak böyle bir ders kitabı modunda mı okuyayım diye düşünüyorum. Hala o yüzden karar verip başlayamadım. Ama mutlaka ki okuyacağım. Gerçekten bu tarzdaki kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum. Size şunları gösteriyorum. Hatta gösterdiğimi çekmemişim. İçerisinden çıkan zarftaki ayraçları ve kartpostalları gösteriyordum. Saraybosna Malbarası'ndan bir tane böyle bir sarı ayraçları var. Ben bu sarı ayraçları zaten biriktiriyorum. Saraybosna Malbarası da daha önceki kutularından bir tanesinden gelmişti. Bende var. Onun içine koymayı düşünüyorum bunu da. Yine bir tane böyle renkli bir ayracı geliyor. Arkasında da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur kitabından bir söz var. Ben bunları genellikle günlüklerimde kullanıyorum. Hoşuma gidiyor bu tarzdaki ayraçlar. Ve bu arada tüm videolarımda böyle oturmaya alıştım. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Normalde böyle oturarak durmuyorum gün boyu. Bir tane de böyle bir çok güzel kartpostal var. Bu Walter Benjamin'in bir sözü yazıyor. Bu Masalcı kitabının yazarının. Bu da hoşuma gitti. Hatta bunu az önce videoda fark etmiştim ama o tepkimi çekemedim. Kaydetmemişim. Ve bir tane de bu şekilde bir kartpostal var. Böyle moto kartpostalı gibi. Ben bunları genellikle günlüklerimi böyle arkasında da önünde de çok güzel yazılar olanını böyle bantlarla sayfa gibi yapıp yapıştırıyorum günlüklerimi. Çok güzel oluyor. Ve günlük demişken size ufak bir günlük kullanımı için yaptığım bir alışverişimi de göstermek istiyorum. Geçenlerde okula gitmem gerekiyordu. Bir okula gidip geldim ve orada da İTÜ Store'dan bir alışveriş yaptım. Onu göstereceğim. Oradan şöyle bir alışverişim oldu. Benim defterim bayağı bir yamulmaya başlamıştı. Ben böyle bir tane defter kullanıyordum. Ve gerçekten çok çok güzel yaptığımı düşünüyorum şu şekilde. Yani benim çok içime sindi. Ama gitgide yamulmaya başladığını için şuraları falan mesela çok yamuluyordu ve çıkmaya başlıyordu. Bu son yaptığım bir Shakespeare sayfası, Shakespeare'den bir alıntılarımı yazdığım mesela. Gitgide daha kötü olmaya başladığı için ben bunun kalan sayfalarının ciltlerinden bu şekilde ayırdım. Bunları da yine kullanacağım günlüklerimde. Ve bu nedenle de yeni bir deftere ihtiyacım vardı. Bir tık daha ince bir şey istiyordum. Aslında bu tipte defterlerden de var yine elimde ama daha ince bir şey olursa daha güzel görünür diye düşündüm. Bu nedenle de ufak bir alışveriş yaptım. Şu şekilde çok çok güzel bir rengi olan bir kitap aldım. Bunun iç sayfaları tamamen boş. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben zaten üstüne yapıştırarak kullanıyorum. Bu 12,5
gibi bir fiyatı vardı. Benim çok hoşuma gitti. Bayağı bir süre beni götürebilecek şekilde 1-2 ay yine kullanırım. Böyle ince ince yapıp atmak daha kolay oluyor. Bir de bir tık daha büyük bir boyutunu aldım. Şu şekilde üstte itin amblemi var yine. Böyle dikişli ciltli olan bir defter bu. Ve içerisi dotlu sayfalı. Bu çok hoşuma gitti. Çizim de yapabilirim. Bu şekilde günlük yapıştırmalarımla beraber yazılarımı yazıp kitaplarımı da not edebilirim. O yüzden hoşuma gitti. Bu da sanırım 14-15 TL gibi bir fiyatı vardı. Uzun süredir okula gitmediğim ve okulu böyle özlediğim için İTÜ Store'a girince kendimi tutamadım ve bir tane böyle çok güzel bir sivit aldım. Beyaz olduğu için şu an görünüyor mudur bilmiyorum ama üstünde böyle okulun ismi yazıyor. Ve böyle kabartmalı bir şekilde çok çok hoşuma gitti. Ya bu mevsimde tabii ki de giyilebilecek bir şey değil ama içi yumuşacık. Ya gerçekten çok çok beğendim. X small'unu aldım ama bu zaten bayağı büyük bir şey. Daha küçüğü yoktu. Sadece ilk denerken bir üstünü hafif bir makyaj yapmışım. Görünüyor mu bilmiyorum. Yıkayacağım o yüzden. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok yumuşak. Sevdim bunu. 105 falandı galiba fiyatı. O şekilde aldım. İTÜ'nün olduğu için zaten çok da şey yapmadım. Bende bir tane kapşonlu bir siviti vardı. Onu da çok seviyorum. Kışın kullanıyorum ama böyle beyaz bir şey olması çok hoşuma gitti. Hatta bunun kapşonlu bordosu da var. Onu da gözüme kestirdim. Daha sonra ondan da alacağım. Son zamanlarda yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Çok fazla böyle bir şey yapamadım. Başka bir şeyler aldım mı size gösterebileceğim? Aslında bir sürü şey aldım bu aralar ama ne aldığımı ben de hatırlamıyorum. Çok fazla kargo gelip gidince bu şekilde oluyor. Ama aklımda son zamanlarda bir tane kapatıcı var. Bir ara onu almayı düşünüyorum. Alıp beğenirsem size mutlaka göstereceğim. Çünkü benim gerçekten çok çok hoşuma gitti. Şimdi biraz daha kitap okuyup böyle çiçeklerimi falan sulayacağım. Dinleneceğim şöyle bir. Evi toplamam lazım bir yandan da. Bakalım. Toplantıdan çıktım. Ben size şurada konuştuktan sonra bayağı bol bol konuştuktan sonra kitaba öyle bir odaklandım ki asla bırakamadım. Sonra da zaten toplantı saatim geldiği için böyle toplantıdan 10 dakika önce falan bitirebildim kitabı ve direkt toplantıya geçtim. Zaten sanırım toplantı kısmında birkaç tane ufak klip çektim ve dediğim gibi kitabımı bitirdim. Gerçekten çok ama çok mutluyum. Çok beğendim. Yani sonunu falan da çok beğendim. Bilmiyorum, benim için çok güzel bir kitap oldu. Şimdi sizinle kitaplığıma gidip yeni bir kitap seçeceğiz. Aslında aklımda bir şeyler var ama hangisini okusam bilmiyorum. Bir de size ufak bir böyle kitap okuma motivasyonunuzu arttırabilmek adına birkaç bir şey göstermek istiyorum. O yüzden şimdi şu defterimi yanıma almam gerekiyor. Bir saniye. Hah, burada. Deminki kayıtlarda da size zaten ben bu defteri göstermiştim. Bu defter benim aslında günlüğüm. Kitaplarımın böyle yorumlarını yazdığım, kitaplardan alıntıları yazdığım, şarkı sözü yazdığım herhangi bir şekilde bir defter. Ben bunun içerisine kitap listesi oluşturuyorum. Sanırım sizi salladım. Masada olduğunu unutup masaya vurdum kameranın. Ve burada yaptıkça işaretliyorum. Hatta sizi şimdi bu tarafa doğru alayım ve bu şekilde göstereyim. Daha rahat göreceksiniz. Bu şekilde sanırım daha rahat olacak. Şöyle sallamazsam. Ben bu şekilde ilk bu deftere başladığımda yaptığım ilk sayfa böyleydi. Okunacak kitapların hepsini bu şekilde yazıp böyle yaptıkça boyuyordum.
Ama bu kısım bittikten sonra ben buraya bir manyaklık yapıp sadece e-kitapları yazdığım için buradaki e-kitapları da okumak istemiyorum. Çünkü gerçekten artık e-kitap okuyamıyorum. Sayfalar tamamlanıp yeni kitap alışverişleri yaptıkça da yeni düzenimde oluşturmaya başladım. Ve bu şekilde altına bir şey kesip üstüne de bu şekilde kareler yapıp yaptım. Ve buna göre renklendiriyorum. Hatta ikinci kısmı burası. Demek istediğim aslında kısacası benim bu şekilde yapmam beni gerçekten çok motive ediyor. Evet biliyorum ben çok kitap okuyan bir insanım, biraz fazla okuyan bir insanım ama bu daha da çok okumamı teşvik ettiği için size de bu yöntemi öneriyorum. Özellikle kitap çok okuyamıyorsunuz ama sadece şunu söylemek istiyorum. Mesela böyle 4-5 sayfa bir kitap okuma listesi yapmayın. Mesela bu kadarlık bir şey yapın. Bir 10-15 kitap koyun. Yaptıkça işaretleyin çok güzel olacaktır. Bir de ben bunları işaretleme yönteminde şu şekilde yaptım. Kendim renklere böldüm. İşte kırmızı çok çok güzeldi. İşte turuncu güzeldi. Mavi ehişte gibi. Bu şekilde kodlar belirledim ve ona göre boyuyorum. Oradaki kodları da görüp zaten aa ben bunu beğenmiştim, şöyleydi böyleydi de diyebiliyorum. Hem de böyle gökkuşağı gibi bir görüntü oluyor. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Ve kitap seçeceğim. Benim kitaplığım bu şekilde. Hatta şuraya görbenin gelmesi gerekiyor ama daha getirmedim. Çünkü arasından böyle defterime yazıyorum şeyler var. Şimdi aslında şunu okumadım. Bunu da okumadım. Ama sanki Otello'yu okusam gibi düşünüyorum. Bir de şurada Homeros'un kızı olması gerekiyor. Bakıyorum. Ha. Homeros'un kızını da merak ediyorum. Ama ilk önce sanırım Otello'yu okuyacağım. Çünkü Shakespeare'i gerçekten çok seviyorum. Ve tek okumadığım kitabı bu kaldı elimde. Olup da okumadığım. Bunu da okuyup yeni siparişimde de Shakespeare'den bir iki tane daha kitap almak istiyorum. Belki zorlar mıyım bilmiyorum ama bu gece bile bitebilir bu. Çünkü şöyle bir şey var ki çok sazıldım. Şöyle bir şey var ki Shakespeare'inki zaten böyle küçük küçük böyle yazı şeklinde olduğu için böyle anlatamadım. Şiirimsi şekilde olduğu için daha hızlı bir şekilde akıyor. Bir de ben genelde Shakespeare okurken kendimi kaptırıyorum ve bırakamıyorum. O yüzden de seviyorum. O yüzden Otello benle geliyor. Yeniden merhaba. Videoyu editlerken fark ettim ki videonun sonunu asla ama asla çekmemişim. O yüzden sonunda editleyip yüklemek istedim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Sonu bu şekilde oldu ama kusura bakmayın. Bir sonraki videolarda daha düzgün bir şekilde olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni burada yazan Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.